geçecek. Güzel. Kollarımız nerede? Kollarımız önde. Bunun sebebi de ne? Geri oturmamamız gerekiyor. Aferin. Kollarımız önde gergin. Vücudumuz doğal açıklığımızda, yani omuz genişliğinde açık. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Birinci hareketimiz neydi bizim? Duruş. Sapanı kayıyoruz. Ne yapıyorduk? Tam açtığımız zaman da duruyorduk değil mi? Bizim ne hareketimiz vardı? Kar sapanı dönüş. Tamam mı? Kar sapanı dönüşte nasıldı? Kar sapanıyla başlıyoruz. Çık mı? Anlaştık. Tamam. Evet. Dersimiz bitti. Yedi ile on yaş arasına daha çok ağırlık veriyoruz. Çünkü çocuklar küçük yaştayken daha güzel öğreniyorlar. Daha çabuk öğreniyorlar. Şu anda kayak yapan çocuklar arasında Muzaffer Demirhan'ı bilmeyen yok. Hepsi biliyor. Videolarını izliyoruz. Her zaman tanıtıyoruz. Onu örnek almasını, örnek almalarını istiyoruz. Biz de kayağı çok seviyoruz. Onun yolunda gidiyoruz. Çocukların hepsi de onu çok seviyor. İlk önce eğer mümkünse malzemeleri öğretiyoruz. Malzemeleri tanıdıktan sonra düşmeyi, kalkmayı öğretiyoruz. Dönmeleri, dengeyi, daha sonra düz kayma, kar sapanıyla durma, kar sapanıyla sağa sola dönüşler. Zaten bunları öğrendikten sonra gelen kişi büyük olsun, küçük olsun artık kendini idare edebiliyor. Çok iyi gidiyor eğitimler ve kaymayı da çok seviyorum. Bir dakika, sıra bende mi? Ben seni elime alıyorum. 9 yaşımdan beri kayak yapıyorum. Burada da sömestr tatilinde tekrardan kayak yapmaya geldik. Yarışlarımıza hazırlanıyoruz. Kayak yaptığım sporlar arasında en çok adrenalin veren, en heyecanlı bulduğum, en sevdiğim spordur. Genelde tablet, telefon, bilgisayar bu tür ilgileniyor. Pek spor yapmaya zaman ayırmıyorlar. Onları buraya kayak yapmaya davet ediyorum. Sömestr anısına güzel resim verir.